Sevgili arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Son ünitemize, artık son konumuz ve soru çözümüne tekrardan hoş geldiniz. Bölgesel coğrafyaya dair dedik, detaylarımızı vereceğiz. Bu ünitede bakalım ne gibi sorularla karşılaşabiliriz. Bize Doğu Anadolu bölgesi ile ilgili bir soru sormuş. Demiş ki Doğu Anadolu bölgesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bugün Doğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin yüz ölçümü itibariyle en büyük olan bölgesi. Bu bilgimiz doğru. Ortalama yükselsi en fazla olan bölgedir. Kesinlikle en yüksek bölge olarak geçer. Aritmatik nüfus yoğunluğu açısından bakılırsa Türkiye'nin en geniş yüz ölçüme sahip ve en az nüfuslu bölgesi. Hal böyle olunca da nüfus yoğunluğu ne yapar? En az olur. Bugün Doğu Anadolu bölgesi nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. Doğusuyla batısı arasındaki zaman farkı en fazla olan bölgedir demiş. Yanlış. Doğu ile batı arasındaki yerel saat farkı derse doğu batı yönlü geniş bir bölge düşünüyorum. Hemen bakıyorum ben. Bugün coğrafi bölgelerin doğu batı yönlü genişliklerine bakıldığında en geniş bölge kim doğu ile batı arasında? Karadeniz. O zaman Karadeniz'de fazlaca boylam farkı var mı? Var. O zaman Karadeniz yerel saat farkının en fazla olduğu bölgedir. Peki Doğu Anadolu bölgesi ne farkının fazla olduğudur? Dikkat ederseniz en güneyden başlayıp en kuzeye kadar ulaştığı için Doğu Anadolu bölgesi enlem farkının en fazla olduğu bölgedir. Dikkat et, Karadeniz doğu batı yönlü geniş, yerel saat farkı fazla. Doğu Anadolu ise doğu kuzey güney yönlü geniş olduğu için enlem farkı en fazla olan bölgedir. O zaman bu bilgimiz yanlış. Maden çeşitliliği en fazla olduğu bölge, evet, bugün Elazığ çevresi, Yukarı Fırat Türkiye'deki maden çeşitliliğinin en fazla olduğu bölümdür. Bu da Doğu Anadolu içerisinde yer alır. Buna ne sebep olmuştur diye bir soru sorulursa da aklınızda bulunsun. Maden çeşitliliğinin temel sebebi volkanizmanın türü ve çeşitliliğidir. Bugün Doğu Anadolu bölgesi büyük oranda volkanizmanın etkin olduğu bir bölgedir. Geçmişte etkindi, şu an günümüzde aktif manasına gelmesin. Arap levhası bize çarptıktan sonrasında Doğu Anadolu'da büyük kırıklar oluşturdu. O kırıkları takip eden mağma yüzeye çıkarak orada soğudu ya da yerin derinliklerinde soğudu. Bu da mağmadan gelen madenlerin çok ve çeşitli olmasına sebep olmuştur. Güneydoğu Anadolu bölgesi tarım ürünlerinden hangilerinin üretiminde birinci sırada yer alır? Biz bugün Güneydoğu Anadolu bölgesinin GAP'tan sonrasında bazı ürünleri ele geçirdiğini, en fazla o ürünlerle ürettiğini biliyoruz. GAP'tan sonra bölgede birinci sırada olan ürün pamuktur. Hatta şöyle derim ben, GAP sonrasındaki değişimleri yorumlarken bunu deyin. Güneydoğu pamuğu GAP'tı derim. Güneydoğu pamuğu GAP'tı, GAP'la birlikte. Nereden GAP'tı? Çukurova'dan GAP'tı. Eskiden Akdeniz, Çukurova'da yoğun üretilen pamuk artık Güneydoğu'da daha fazla üretiliyor. Bu birinci sırada. Eskiden beri bölge kırmızı mercimek üretiminde birinci sıradadır. Hala Güneydoğu mercimeği birinci sırada. Ha şunu dersen, bu ikisi birbirine karıştırma. GAP geldikten sonra kırmızı mercimeğe olan önem azaldı. Sadece önem azaldı, tamamen terk edilmedi. Hala bölge birinci sırada. Buna da dikkat edin, aklınıza bulunsun. Buğday üretimi denildiği zaman Güneydoğu değil, buğday üretiminde hala İç Anadolu birinci sırada, o da Konya. Dolayısıyla hangi ürünlerde birinci derse 1 ve 2, hem pamuk üretimi hem de kırmızı mercimek üretiminde hala Güneydoğu birincidir. Bir diğer sorumuz da İç Anadolu ile ilgili. Bize demiş ki İç Anadolu'daki merkezler arasında hızlı tren ulaşımı yapım maliyeti düşüktür. Bir yerde demiryolu yapım maliyetinden söz ederse bize, bilin ki orada yer şekilleri sade olacaktır. Eğim engebeden tren fazlaca etkilenir. Eğimin %2'yi geçtiği alanlarda engebe oluşmaya başlarsa tren çekmez, demiryolu yapılamaz. O yüzden düzlüklerin fazla olduğu yerlerde gelişirken Akdeniz, Karadeniz gibi engebeli dağların kıyıya paralel uzandığı bölgelerde demiryolu ulaşımı daha güçtür. Dolayısıyla bu durum üzerinde hangisi etkili olmuştur derse, yer şekilleri etkili. Sermaye birikimi ulaşımda değil, sanayide. Ucuz iş gücü her yerde bulabilirsin, ucuz iş gücünü. Yeter ki oraya bir şey yapmak iste. Sadece İç Anadolu'ya özgü bir şey değildir. Yükselti değil, dikkat edin, yer şekillerinin engebeli ya da düz olması. Yüksek olmak başlı başına yeterli değildir. Örnek, Doğu Anadolu yüksektir. Özellikle Erzurum, Kars yüksek. Ama dikkat et, Erzurum, Kars nasıl bir yer? Düz. Ve bugün Erzurum'a, Kars'a tren gidiyor. Demek ki yüksek olan yere değil de tren engebeli olan yere gitmez. Yükseğe gider.
yeraltı kaynaklarıyla hiçbir şekilde bunun ilgisi yoktur. Aşağıdakilerden hangisi Antalya bölümünün kıyı kesiminin iklim özelliklerinden biri değildir? Bugün Antalya bölümü kıyı kesimi denildiğinde haliyle nereleri düşüneceğim? Kumluca, Kaş, Kemer, Antalya, Serik, Manavgat, Alanya, bunların olduğu Antalya bölümündeki kısımda ne gibi bir iklim özelliği var? Hangisi bunlardan değil? Nemliliğin yüksek olması, özellikle mutlak nem, buharlaşmayla birlikte yaz-kış sıcaklığın yüksek olması havaya nem karışmasını sağlıyor ki bugün mutlak nemin en yüksek olduğu yerde Akdeniz kıyılardır. Sıcaklığın 0 derecenin altına nadiren düşmesi don olaylarının çok nadir yaşanmasını sağlar. Bu durumda yine kıyı kuşağına aittir. Kurak mevsimin uzun sürmesi, yaz aylarında sıcaklığın yükselmesi ve yağışın azalması kuraklığı getirir. Bugün Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak geçtiği için bu da etkilidir. Yıllık sıcaklık farkının fazla olması diyor. Hayır. Nemli ve denizel yerler aşırı ısınıp aşırı soğumaz. Aşırı ısınıp soğumayan yerde sıcaklık farkı azdır. Bu karasal yerler için söylenir sıcaklık farkı fazla. Bunu Akdeniz'e söyleyemezsiniz. Yıllık yağış tutarının yüksek olması yine Antalya özellikle Toros dağlarının olduğu kuşak yıllık yağış miktarının fazla olduğu bir yerdir. Yine Türkiye'nin en yağışlı yerler arasında yer alır. Bu da aklınızda bulunsun. Bir diğer soru Karadeniz'le ilgili. Bize demiş ki Karadeniz bölgesinin aşağıdakilerden hangisi doğrudan turizm değeri olarak kullanılmamaktadır? Acaba ben Karadeniz'de turizm amacıyla hangisinden yararlanamıyorum? Bitki örtüsü. Özellikle Karadeniz'in gür bitki örtüsüne sahip olması, Türkiye'deki yaklaşık 12 bin çeşit olan bitkinin 6 bin çeşidi, yaklaşık yarısının Karadeniz dağlarında olması, özellikle botanikçiler, bitki severler, trekkingçiler, doğa yürüyüşçüleri tarafından Karadeniz'i cazip hale getirmiştir. Karadeniz'de bulunan Abant, Yedigöller, Trabzon'un Uzun Gölü, Sera Gölü gibi göller Karadeniz'de aynı zamanda birer turizm değeridir. Yaylalar doğrudan zaten Karadeniz'in en meşhur gidilmesi görülmesi gereken yerler arasında yer almaktadır. Termal sular burada şunu düşünebilirsiniz hocam. Karadeniz'de acaba termal kaynaklar mı var? Özellikle Orta Karadeniz tarafında vardır. Havza, Samsun, Havza, Kavak o çevrede bulunan termal kaynaklardan dolayı termal turizm de mevcuttur. Ancak heyelanlar doğrudan bir turizm değeri oluşturmaz. Yani kimse Karadeniz'de aman heyelan olsun da gideyim göreyim demez. Afete gülünmez. Doğa avayıyla dalga geçilmez. Onlardan eğlence çıkarılmaz. Hiçbir deprem, hiçbir orman yangını, hiçbir heyelan, hiçbir sel taşkın turizm amacıyla gidilip görülecek yerler değildir. Ziyana gülünmez derler bizim oralarda. Zarara ziyana gülünmez. Onlardan eğlenilmez. Bu aklınızda bulunsun. Aşağıdaki coğrafi bölümlerden hangisinin kış turizmi için en elverişsiz şartlara sahip olduğu söylenebilir? Bugün kış turizminde özellikle Erzurum, Kars bu şeyleri düşünürseniz eğer kış turizm kayak tesislerinin bulunduğu alanları. Misal Batı Karadeniz'de Kartalkaya ve Ilgaz. Antalya bölümünde Saklıkent Bey Dağları kış turizmi. Ya da Güney Marmara'da Uludağ ya da Orta Kızılırmak dediğimiz yerde Erciyes, Kayseri'nin bulunduğu yer. Bunlar düşünülür. Batı Karadeniz'de var bahsettiğimiz Kartalkaya, Ilgaz. Antalya'da Bey Dağları. Erzurum, Kars bölümünde dediğimiz gibi Palandökenler, Sarıkamışlar. Konya bölümü diyor. Hemen bir düşünüyorum Konya. Acaba bir kış turizmi kayak tesisi var mı? Hiçbir şey yok. Kendisi düz bir yer. Dağlık bir arazi değil. Değil mi Reji? Konya'ya hemen yok yok değil değil diyor. Yukarı Sakarya. Burada kim var? Yukarı Sakarya denilen yerde Ankara var. Ankara Elma Dağı. Kış turizm merkezi. Bunlar içerisinde en kış turizmin uygun olmayan Konya'dır kendisi. Yukarıda Türkiye'nin tarım sektöründeki sorunları verilmiştir. Buna göre bu sorunlardan hangileri bütün coğrafi bölgeler için ortak değildir? Bakın bütün coğrafi bölgeler için ortak sorun alıyorum. Sulama misal Akdeniz için sorundur kurak. İç Anadolu için sorundur, Güneydoğu için sorundur. Ancak sulama Karadeniz için sorun değildir. Çünkü zaten her yerde su var. O zaman bu ortak bir sorun değil. Geçiyoruz.
Makineleşmenin yetersizliği. İç Anadolu için makineleşme yeterlidir, Karadeniz için yetersizdir. O zaman sen her bölge için makineleşme sorun diyemezsin. Bir diğer noktaya bakarsanız eğer, gübre kullanımının yetersiz olması diyor. Bazı yörler için, yani genel anlamda Türkiye toprakları için bir azot eksikliğinden bahsedilir. Türkiye topraklarının azot eksikliğinden dolayı her yörede hemen hemen gübre kullanılır. İşte bu gübresizlik, gübre kullanamamazlık durumunda her bölge için muhakkak gübre kullanmam gerekiyorsa bu ortak bir sorun olarak ortaya çıkar. Ya da yerli tohum kullanımı, tohum meselesi her bölge için sorundur. Ancak sulama ve makineleşme her bölge için sorun olmaz. Karadeniz için sulama sorun değilken Güneydoğu için sorundur gibi. Böyle bakarsanız olayı çözersiniz. Karadeniz'in kıyı kuşağının tamamında görülen ve Karadeniz'in ılıman iklimde yetişen bir bitkinin aşağıdakilerden hangisinde doğal olarak yetişmesi beklenir? Bugün Karadeniz ikliminin görüldüğü iki coğrafi bölge var. Bugün Karadeniz ikliminin aynı zamanda Karadeniz bölgesinde ve Marmara bölgesinde de görüldüğünü söylüyoruz. Burada iki iklimde de ortak yetişen bir tarım ürünümüz var ki kendisi de nedir? Fındıktır. Bugün Marmara'da da görürsünüz fındığı, Karadeniz'de de. O zaman ben hangisinde doğal olarak yetişmesi beklenir derse bu bölgeler içerisinde örneğin Sakarya, Adapazarı. Bugün ordular Giresunlardan sonrasında Düzceler, Sakarya, Adapazarları gelir fındık üretiminde. Buranın iklimi de yine Sakarya'nın Karadeniz kıyısında olduğu için Karadeniz iklimidir. Burada görülür. Tekirdağ, Marmara'da Akdeniz ikliminde olan bir yerdir. Yine Bursa, Güney Marmara'da Akdeniz ikliminde, Çanakkale tamamen Akdeniz ikliminde, Balıkesir tamamen Akdeniz iklimindedir. O zaman biz Marmara bölgesinin kuzeyinde olanları Karadeniz ikliminde, güneyinde olanları ise Akdeniz ikliminde kabul edeceğiz. Bugün Kırklareli, Yıldız, Karadeniz kıyısına mı yakın yoksa güneyde mi yer alıyor? Karadeniz'de. O zaman Kırklareli, Yıldız'ın olduğu yerde Karadeniz iklimine ait bitkiler görülebilir. İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz bitkileri, güneyinde Akdeniz bitkileri bulunur. O yüzden İstanbul'un kuzeyinde fındık varken güneyinde zeytin vardır. Zaten birden fazla iklimin görüldüğü bölgede Marmara'dır. Yukarıda verilen bölümlerden hangilerinin yağış miktarı diğerlerinden daha fazladır demiş. Niye bu kadar bit gibi kaldıysa o da ayrı bir konu, herkes fazla fazlayken. Yağış miktarı denilince Doğu Karadeniz zaten bizde en fazla yağış alan bölge değil miydi? Birinci sırada Doğu Karadeniz gelir. Daha sonra Antalya bölümü Toros dağlarından dolayı bol yağıştır. Bizim vatandaş şurada kafa karışıyor. Diyor ki hocam Antalya sıcak kurak bir yer değil mi? Nasıl yağışı fazla oluyor diyor. Biz diyoruz ki Antalya'da yağış kışın bir düşüyor, miktarca fazla düşüyor. Diğer mevsimlerin kurak olmasının bir önemi yok. O kışın düşen yağışın fazla olması total miktarı fazla çıkarıyor. Siz buraya kurak murak deyip de yıllık yağışı az demeyin. Toros dağları, dağlar kıyıya paralel Antalya'da yağış miktarı fazladır. Ancak Orta Fırat gibi Şanlıurfa'nın olduğu yer ya da Konya gibi yerlerde yağış miktarı daha azdır. Hangileri fazladır diyorsa 1 ve 3 bizim cevabımız oluyor. Evet. Bölgesel kalkınma projeleriyle ilgili dikkat edeceklerimiz de var. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi, kısaca DOKAP adıyla bildiğimiz proje. DOKAP projesi aşağıdakilerden hangisine yönelik bir çalışma yapmamaktadır? Şimdi Doğu Karadeniz'deki en büyük problemi şöyle çözeceğiz. Nedir oradaki problem? Niye DOKAP var? Bölge en engebeli yer olduğu için engebeden kaynaklanan kamu hizmetlerinin yetersizliği var. Ulaşımda, okulda, hastanede. Bunlara millet her yerde ulaşamıyor. Çünkü engebeden dolayı dağınık yerleşme var. Bir yere okul yapsan herkes uzak. Yol yapsan bir yere, köprü yapsan öbürü diyor ki 2 kilometre sonra bizim köy var. Bizim köyden de bir köprü yap. Dolayısıyla kamu hizmetleri yeterince engebeden dolayı yaygınlaşamıyor. Biz öncelikle kamu hizmetlerini çözeceğiz burada. Daha sonra kırsal insanın ne iş yaptığına bakacağız. Yaylalarda hayvan besliyorsa o zaman onları teşvik edeceğim hayvancılık anlamında. Turizm anlamında yayla turizmini, doğal güzellik turizmini geliştireceğiz. DOKAP bunlar içeriyor. Ulaşımın geliştirilmesini hedefliyor. Ancak tarımsal sulama yaptırtmıyor. Zaten bölge suyun içinde. Niye ürün için sulama yapayım ki diye düşünün. Bunlardan çıkarımınızı yapın.
Güneydoğu Anadolu Projesi GAP ile birlikte sulamanın gelmesi bölgede sulama isteyen birçok tarım ürünü yetişmesini sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bölgede sulamanın yapılmasına bağlı üretimi artan ürünlerden biri değildir? Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen ve sulama isteyen ürünler. Mısır bol su ister. Pamuk bol su ister, yazın kuraklık ister. Ama dikkat edin, ilkbaharda dikildiği dönemde bol suya ihtiyaç duyar. Pirinç zaten doğrudan suyun içerisinde yetişir, sulak alanlarda yetişir. Ayçiçeği sulama ilk etapta, tabii ilkbahar yağışları vesaire Konya gibi yerde de kurarsal yerlerde yetişiyor ama sulamayla verimi de yine artabilen bir üründür. Ancak Antep fıstığı zaten bölgenin doğal ürünüdür. GAP öncesinde de yoğun bir şekilde üretiliyordu. GAP'tan sonra da yoğun bir şekilde üretiliyor. Antep fıstığı ağaçtır. Ağaçta sulanmaz. Orada zaten sana her yıl o ürünü verecektir. GAP'tan sonra sulama geldi de alan arttı, üretim arttı diyemiyoruz. Zaten GAP öncesinde de var olduğu için. Konya Ovası Sulama Projesi, yani kısaca KOP. Sonradan eklenen iller arasında hangisi yoktur diyor. Ben KOP olayını şöyle hatırlarsanız eğer derslerde de şöyle özetlemiştim. Size dedim ki KOP dediğimiz proje normalde şey olarak başladı. 4 ille başladı. Bunlar Konya, Aksaray, Karaman, Niğde. KOP'ta bulunan 4 il buydu. Zaten Karaman dedik Konya'dan, Aksaray'da Niğde'den ayrılma iller. Bunlar zaten hani diyoruz ya Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Konya, Karaman diye konuşulur. Bunlar sonrasında zaten hepsi de Konya'dan ayrılma. Hatta dedik ya Konya büyük bir gaz ve toz bulutuydu. Sanki tüm Türkiye Konya'dan ayrılmış gibi bir yapı var. Bunlar orijinalinde bulunuyordu. Dolayısıyla bu illerden hangisi sonradan eklenmedi diyorsanız eğer Niğde eskiden vardı. Buna sonradan eklenen 4 il Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir'dir. Ben bunları ilk etapta kankiler diye söylüyordum. Kanki 4 tane il vardı. Sonradan da 4 il bu projeye kaynak yaptı. Bunlara kaynak yapan 4 il işte. Kimler? Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kırıkkale. Sen de projeye sonradan eklenen diye sorarsa projeye kaynak yapan iller diyeceksin. Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Kırıkkale projeye sonradan kaynak yapmış. Orijinalinde Konya, Aksaray, Karaman ve Niğde'ymiş diyoruz. Evet, bir serüven başlatmıştık. Yaklaşık 8 saat boyunca sizlerle soru çözüm videolarında birlikte olduk. İnşallah bu videolardan sonrasında da coğrafyaya dair, en azından soru çözümlerine dair size katkı sunmuş oluruz. Sınavınızda da bu soru çözümlerinde de fayda sağlamış oluruz. Bundan sonrasında ne yapacağız? Bu soru çözümleri siz izlediniz, bitirdiniz, son videosuna geldik. Bundan sonrasında artık tarih itibariyle yavaş yavaş 2020 için geçerli olan TÜİK verilerinin yayınlanma zamanlarına doğru yaklaşıyoruz. Yaklaşık 2020'nin Şubat sonlarına doğru yeni verilerimiz gelmiş olacak. Bakalım nüfusla ilgili değişebilenler neler, ya da tarımla ilgili, hayvancılıkla, ticaretle ilgili ulaşımda ne gibi yenilikler eklendi, enerji üretimiyle ilgili ne gibi değişiklikler olabiliyor. Bunlarla ilgili zaten size hem TÜİK verilerinin değişikliklerini içeren bir video, hem de aynı zamanda genel tekrar, baştan sona kadar şöyle alacağımız tekrar videolarınız olacak. O yüzden uzun uzun vedalar etmiyoruz hiçbir zaman. Çünkü biz bir yere gitmiyoruz. Siz sınava girene kadar biz yine buralarda size videolar aracılığıyla seslenmiş olacağız. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar dilerim. Hoşça kalın.